Bildiğiniz üzere fonksiyon bir A kümesinden F fonksiyonu olsun, A kümesinden B kümesine tanımlı bir fonksiyon verilsin. Şimdi tanım şunu diyor. Eğer diyor A kümesinden aldığımız her eleman için, her x eleman A için bu elemanın görüntüsüyle simetri yani eksi x'in görüntüsü aynıysa bu çift fonksiyondu ama zıt işaretli ise bu tek fonksiyondur. Böyle bir durum var ise f tek fonksiyon. Bu ne demek? Bu şu demek. Gidenler orijine göre simetrikse görüntüleri de orijine göre simetriktir. Hemen bir örnek vereyim. Mesela f1 eşittir 7. O zaman çift fonksiyonda f-1 de 7 idi, değil mi? Ama tek fonksiyonda -7 zıt işaretli olacak. Diyelim ki f2 eşittir -3. O zaman f-2 artı 3 olmalı arkadaşım. Yani kendileri simetrik olduğu gibi görüntüleri de simetrik. Kendileri zıt işaretli, görüntüleri de zıt işaretli. Ha, bu durumda şunu kesin söylemeliyiz. Demek ki çift fonksiyonda olduğu gibi tanım kümesi yani A kümesi eğer belli bir aralıksa aralık simetrik olacak. Eksen artı n aralığında tabii kapalıysa kapalı veya açıksa da açık olmak zorunda. Bu çift fonksiyonda da böyleydi. Tek fonksiyonda da böyle olmak zorunda arkadaşım. Bunun sebebini çift fonksiyonda neden diye anlattım. Tek fonksiyonla anlatmama gerek görmüyorum. O yüzden geçiyorum. Peki sana bir fonksiyon verildiği zaman bunun tek fonksiyon mu yoksa çift fonksiyon mu? Çifti zaten yapmıştık. Olup yani tek fonksiyon olup olmadığını nasıl anlayacaksın? Bir fonksiyon illa tek illa çift olmak zorunda değil. Onu da söyleyeyim. Yani bir fonksiyon ne tek fonksiyondur ne de çift fonksiyondur. O da olabilir. Yani ikisinden biri olmak zorunda değil. Pekala. Şimdi hemen bir basit örnek vereyim. 2x küp. Bu tek midir? Şimdi orijinal tanıma sadık kalırsak bunun tek olup olmadığını hemen f-x'e bakarak anlarız. Şimdi f(x)'i bulacağım. f(x) daha doğrusu f(x)'i vermiş. f(x)'i ben bulacağım. Bakacağım ki görüntüler aynıysa çifttir. Eğer zıt işaret ise tektir diyeceğim. X yerine eksi x yazıyorum. Eksi x'in küpü yani o da eksi 2x küp yapıyor. Bakın orijinal tanıma sadık kalırsak fonksiyon ile f yani f(x) ile f(x) birbirinin zıt işaretlisi olup f tek fonksiyondur. Zaten buradan şunu diyeceğiz. Eğer bir fonksiyon polinom fonksiyonuysa bunun tek fonksiyon olması için x'in kuvvetlerinin tamamıyla tek olması lazım. Hemen yeri gelmişken belirtelim. Mesela 4x üzeri 5 eksi 6x küp artı 7x kesinlikle bir tek fonksiyondur. Çünkü x'in tüm kuvvetleri tektir. Tek fonksiyonlarda polinom tipi ifadelerde sabit terim olamaz zaten. Onu da söyleyeyim. Yani sabit terim derken artı 3 falan olamaz. Çünkü o zaman x'in kuvveti 0 oluyor. X üzeri 0. Örnek, ona da bir örnek vereyim. Fx eşittir. Mesela 3x küp başladık. Eksi 5x dedik. Artı 2. Maalesef bu tek fonksiyon değil. Peki tek fonksiyon değilse çift fonksiyon mudur? O da değil. Neden? Çift fonksiyonda x'in kuvvetleri çift olmalıydı. O yüzden x'in kuvvetleri tek. Aynı zamanda burada sabit var. Sabit olunca arkadaşım unutma burada x üzeri 0 var yazmadığımız. Bu durumda çift derece var. Bir de tek derece var. O zaman bu çift fonksiyon da değil. Onu da belirtelim. Pekala başka bir örnek vereyim. Mesela bir hiperbolik bir örnek vereyim. Fx eşittir 1 bölü x. Bu bir eğri. Böyle bir hiperbolümüz var. Bu tek fonksiyon mudur? Kesinlikle tek fonksiyondur. Neden? X üzeri eksi birden anlayabilirsin. Ya da hemen f eksi x'i bulalım. X yerine eksi x yazacağım. Bu da eksi 1 bölü x yapacak. Bakacağız ki fx ile f eksi x birbirinin zıt işaretlisi gördüğünüz gibi. Ha o zaman diyeceksiniz ki f tek fonksiyondur deriz. Peki burada neyi anlattık? Bir fonksiyon eğer tek fonksiyonsa tanım kümesindeki her eleman için fx f-x ile zıt işaretli. Aynı işaretli olduğunda ne oluyordu? Çift oluyordu. Zıt işaretli olduğunda tek fonksiyon. Yani içleri simetrik olduğu gibi görüntüleri de simetrik olacak. F1 7 ise f-1 de eksi 7. İşte f2
F2'yi eksi 3'e götürüyor. O zaman eksi 2'yi de artı 3'e götürecek. Aynı zamanda tanım kümesi, yani A kümesi, ilk küme diyelim. A kümesinin adı verdik. Eksenden artıya göre simetrik sınıra sahip olacak. Kapalıysa kapalı, açıksa açık olmak zorunda. Biri kapalı, biri açık olamaz dedik. Ve tek fonksiyon olup olmadığını da şu testten anlıyoruz dedik. Peki tek fonksiyon hakkında ne bileceğiz? Başka ne bileceğiz? Hemen onlardan bahsedelim. Mesela tek fonksiyon grafikleri orijine göre simetrik. Onun sebebini başlayalım. Şimdi bir tane basit örnekle anlatayım. Diyelim ki fonksiyon 1'i eksi 2'ye götürdü. O zaman eksi 1'i alıp artı 2'ye götürmesi lazım. Tek fonksiyonlarda kural böyle, değil mi? Tamam. Şöyle. Başka bir sayı alalım. Mesela fonksiyon 2'yi alsın. Artı 3'e götürsün. Pek orantılı olmadı ama yapacak bir şey yok. Burası 3. O zaman eksi 2'yi de eksi 3'e götürecek. Evet, bu yaptıklarımı bir hemen kenarda not ederek bir görelim. Dedik ki fonksiyon tek fonksiyon ise f tek. F fonksiyonu 1'i götürdüğü yer eksi 2. O zaman tek fonksiyondan dolayı eksi 1'i de artı 2'ye götürür. Onları da işaretledim. Fonksiyon 2'yi 3'e götürüyor diyelim. O zaman eksi 2'yi de nereye götürecek? Eksi 3'e götürecek. Çünkü tek fonksiyonda görüntüler zıt. Şimdi bu durumda şunu görmenizi istiyorum. Bu fonksiyonun grafiğini çizdiğimizde, yani grafik derken noktaları belirttiğimizde, o zaman orijine göre bir simetri görüyorum. Yani bu noktanın orijine olan uzaklığıyla şu noktanın orijine olan uzaklığı eşit. Benzer şekilde başka bir renkle gösterelim. Bunu da kırmızıyla göstermeye çalışayım. Bakın, bu noktanın orijine olan uzaklığıyla diğerinin orijine olan uzaklığı aynı arkadaşım. Evet, demek ki f fonksiyon tekse, demek ki tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir. Tamam, bu notumuzu da verdik. Eğer bir soruda f grafiği orijine göre simetriktir derse bilin ki bu tek fonksiyon. Şimdi iki tane tek fonksiyon örneği vermiştim. Trigonometrik de verebilirdik ama sinüs x mesela sinüs fonksiyonu tek fonksiyon arkadaşım. Onu da belirteyim. Tanjant tek fonksiyon, kotanjant tek fonksiyon, değil mi? Onu trigonometride işte siz de kanıtlayabilirsiniz. Ne verdim ben? X küp, 2x küp verdim. Peki bunun grafiği nedir? Bu da x küpün 2 ile çarpılmış hali. Yani katsayılar 2, katsayı 2 ile çarpılınca görüntüler de 2 ile çarpılıyor. Yani biraz pozitif tarafta y eksenine yakın şöyle bir eğri, konveks. Sonra da negatif tarafta konkavlaşan bir eğri. Böyle bir eğrimiz var arkadaşım. Yani y eşittir 2x küp. Aslında x küp de buna benzer bir şey. Bu biraz daha ne olacak? Görüntü tabii ki birden büyük durumlarda yarı yenecek x küpte. Şimdi başlayalım arkadaşım. Şuradan bir nokta aldım. Bunun orijine göre simetriği. Burada bir nokta. Bu A. Bu da A'nın simetriği. Kesinlikle buraya gelecek. Örnek vereyim mesela. Bakın. Fonksiyona 1 koyun. 1 koyduğunuzda 2'ye gidiyor. Peki fonksiyona eksi 1 koyun arkadaşım. Eksi 1 koyarsan da eksi 2'ye gider. Böyle simetrik bir şey. Başka bir nokta alayım. Daha doğrusu fonksiyon alayım. Fx eşittir hiperbolik bir şey vermiştim. 1 bölü x. Bunu da çizmiştik. Aslında bu ters orantı grafiği. Yani x büyüdükçe y küçülecek. Ve unutmayın, bu grafikler bize aslında integralde lazım olacak. Onu da belirteyim de. Şimdi alan hesaplarken lazım. Bu x büyüdükçe y küçülecek. Ve böyle bir eğri olacak. X'e daima aynı işaretlidir. X'e artı verirsen sonuç artı çıkar. O zaman birinci bölge. X'e eksi verirsen y de eksi çıkar. Yani bir de üçüncü bölgede çizecek. İkinci bölge ve dördüncü bölgede çizilen bir grafik değil. Burada da herhangi bir nokta alalım. Mesela bu noktanın muhakkak ve muhakkak orijine göre simetriği yine eğri üzerinde başka bir noktaya denk gelecektir arkadaşım. Bir tane de mordan yapalım. Şurada bir nokta aldım. Bunun orijine göre simetri yine eğri üzerinde başka bir noktaya denk gelecektir. Bunlar
Orijine eşit uzaklıkta deriz arkadaşlar. Evet, tek fonksiyonumuz bu. Peki başka ne bileceğiz? Şimdi tek ile çift fonksiyon arasında bazı ilişkiler var. Onlardan bahsedelim. Şimdi tek fonksiyon ile tek fonksiyonun çarpımı sayılardaki gibi değildir arkadaşlar. Fonksiyonlardaki teklik çiftlik ilişkisi. Tek ile teki çarptığında sayılarda işte tek bulursun. Mesela 3 ile 5'i çarp 15 dersen, ama tek fonksiyonla tek fonksiyonu çarparsan elde edeceğin durum çift fonksiyondur. Hemen bir örnek. X küp çarpı x. Sonuç x üzeri 4. Kesinlikle tabanlar aynı, üsler toplarız. O yüzden böyle bir şey geliyor. Peki tek fonksiyon ile çift fonksiyonu çarparsak ne olur? Bu durumda da tek fonksiyon elde edersin. Mesela sayılarda bunun tam tersi oluyor, değil mi? İşte 2 kere 3, 6 diyorsun. Tekle çifti çarptım, çift buldum diyorsun. Ama tekle tek, çifti çarparsan fonksiyonlara tek buluyorsun. Ona da örnek. Mesela x küp çarpı x kare. Ne oldu arkadaşım? X üzeri 5. Gördüğün gibi tek fonksiyon elde ediyoruz. Derecesi çift olduğunda çift fonksiyon oluyordu. Polinomlarda tekse tek oluyordu. Bunu orijinal tanımda da kanıtlayabilirsiniz yavrular. Onu söyleyeyim. Mesela hemen basit bir kanıt göstereyim. F ve G tek fonksiyon olsun. Birinciyi kanıtlayayım, ikinciyi istiyorsan sen kanıtlarsın. Şimdi madem tek fonksiyonlar, fx f eksi x ile zıt. Gx g eksi x ile zıt. Bunu söyledik. Şimdi soru şu. Tekle teki çarparsam, yani acaba fx ile gx'i çarparsam sonuç ne olacak? Acaba bunun sonucu nedir? Peki. Şimdi arkadaşım, bu vatandaş fx yerine şunu yazamaz mıyım? Test ediyorum şimdi. Eğer bu çift fonksiyonsa, pardon, çarpım çift fonksiyonsa aynı çıkması lazım. Çarpım tek fonksiyon için zıt işareti çıkması lazım. Bu yüzden x yerine eksi x yazıyorum. G x yerine eksi x yazdım. Peki bakalım. Yani eğer x yazmayla eksi x yazma aynıysa çift fonksiyon, zıtsa tek fonksiyon. Bu neydi arkadaşım? Bu eksi fx'ti. Peki bu neydi arkadaşım? Bu da eksi gx'i. Bunu çarptığım zaman sonuç ne oldu arkadaşım? Bunu çarptığım zaman sonuç fx çarpı gx geldi. Yani fonksiyonda x yazmakla eksi x yazmak aynı sonuca denk geldiğine göre, o zaman f çarpı g fonksiyonu kesinlikle çift fonksiyondur. Bunu söyleriz. Benzer orijinal tanımla bunu da kanıtlayabilirsiniz. Bunu siz kendiniz de yapabilirsiniz. Ama basit basit fonksiyonlar alıp kendiniz de çıkartabilirsiniz. Peki tekle çift fonksiyon toplanıp çıkarırsa ne olur? Toplam çıkarsa ne tek ne çift olur. Yani iki özelliği de sağlamaz. Mesela x küple x kareyi topla çıkart. Bakın çift derece var ve tek derece var. Şimdi tamamıyla tek olsa tek derim. Tamamıyla çift derece olsa çift derim. Bu ne tek ne çift. Hiçbir özelliği sağlamaz. Peki tekle teki toplarsak ne olur arkadaşım? Kesinlikle tek olur. Örnek vereyim. X küp artı x ya da eksi x. Bakın tamamıyla dereceler tek. O yüzden toplamı da tek, farkı da tek. Başka bir örnek vereyim. Çift artı ya da eksi çift ne olacaktır? Çift olacaktır. Örnek. Hemen şuraya yazıyorum. X üzeri 4 x kare. Topla, çıkart. Dereceler çift. Toplamı da çift. Farkı da çift. Tamam. Herhalde sıkıntı yok. Bileşkeleri var ama daha ben bileşke anlatmadığım için o işi bileşkede anlatacağız. Yani bir tek fonksiyonla çift fonksiyon bileşkeye girerse ne olur, onu bileşke fonksiyon konusuna geldiğimizde anlatacağız arkadaşlar. Evet, tek ile çift arasındaki ilişkilerden de bahsettim. Artık soru çözebiliriz. Geldik 51. soruya. 51. sorumuz diyor ki yukarıda verilen fonksiyonlardan hangileri orijine göre simetriktir? Arkadaşım, orijine göre simetrik demek hangileri tektir? Yani tek fonksiyondur. Şimdi f fonksiyonu maalesef tek değil çünkü çift dereceli terim var. O yüzden eledik.
G fonksiyonu sinüs x. Bunu hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Gerçi videoda söyledim. Sinüs x arkadaşım içerideki eksiği dışarıya atar. Bu dördüncü bölge. Yani bu şu anlama geliyor. Birim çemberde pozitif yönlü x açısıyla negatif yönlü x açısı alırsanız bunların ordinatları simetrik gelir. Yani orijine göre simetrik zıt gelir. O yüzden pozitif yönlü x almak ile negatif yönlü x almak birim çember üzerinde iki noktaya denk geldi ya bunlar. Bunların ordinatları ne oluyor? Zıt işaretli oluyor. O yüzden sinüs eksi x, sinüs x'in zıt işaretlisi olup tek fonksiyondur. Sinüs tek. Tekle teki topla, çıkart, fark etmiyordu. Tek demek ki g olur. Eyvallah. Kosinüsü çift fonksiyonda anlatmıştım arkadaşım. Bu çift fonksiyondur. Zaten bu komple çift fonksiyon. Sabit terim varsa o da x üzeri 0, o da çift fonksiyon. Kosinüsün kendi de çift fonksiyon. Ama biz neyi arıyoruz? Tek fonksiyon arıyoruz. O yüzden h olamaz. Doğru cevabımız yalnız g, yani Adana doğrudur. Peki. 51 böyleydi. Geldik 52. F fonksiyon grafiği orijine göre simetriktir. Yani f tek fonksiyondur. Tamam. Bir tek fonksiyonun arkadaşım polinom tipi ise çift dereceli terim barındıramaz. Yani x kareli terim olamaz. Bu bir. İki. Sabit terim de olamaz. Çünkü sabit terim x üzeri 0 demektir. Derecesi 0 olan terim demektir. O yüzden o da olamaz. A artı 2 buradan 0. Yani A değerimiz eksik. Bu bir. İki. B eksi 3 de 0. Yani B değerimiz ne? 3. Şimdi geldik fonksiyonda bunları yerine yazmaya. Fx artık burayı sıfırladık. A ile B'yi topla diyor. Toplarsak 1 yapıyor. Bir de 4 çıkarırsak arkadaşım eksi 3 yapıyor. Eksi 3x. Burası da gitti. Tamam ben bunu buldum. Neyi soruyor bana? F12. Götürüp 12 yazacağız arkadaşım. X'in 12 yazarsan eksi 36. Soru bu kadardı. Burada yine orijine göre simetriğin bilgisi lazım. Tek fonksiyon için ne olması gerekiyor? O da bilgisi lazım. Sanırım anlaşıldı. Çift dereceli terimler olamaz. A'yı bulduk, B'yi bulduk, yerleştirdik, gitti. Pekala. Bu da böyleydi. 53 yine orijine göre simetriktir. Yani f tek fonksiyondur demek istiyorum. F tek fonksiyonsa arkadaşım kural gereği f eksi x fx ile aynı değil, zıt. Bunu bileceğiz. O zaman ben bunun yerine eksi fx yazabilirim. Yani şunu kaldırıyorum. Yani eksi fx yazıyorum. Bunu da karşıya atarsam bakın bunu karşıya gönderdim. 2 tane fx yaptı. Artı geçti. 2x küp artı 2x. Hemen 2'ye böldüm. Fx eşittir. X küp artı x. Bakın tek fonksiyon olduğu burada da belli. Dereceler çift. Bana f1 soruyordu. F1 1 koyarsak 2 oluyor. Doğru cevabımız Bursa dedik. Bu da kolay bir soruydu. Geldik 54'e. F ve G fonksiyon grafikleri verilmiştir. Bakın F fonksiyon Y eksenine göre simetrik bir fonksiyon. Gördüğünüz gibi şu doğru parçasının Y eksenine göre simetri bu. Bu yüksek ihtimalle ya parçalı fonksiyon ya da bir mutlak değer fonksiyon ki bence mutlak değerdir. Gerçi onu da parçalı hale getirebiliyoruz. F çift fonksiyon arkadaşım. Y eksenine göre simetrik. Bakın bu da benim yazdığım hiperbolik. 1 bölü x eğrisine benziyor. G'de tek fonksiyon. Pekala. Şimdi tekle çifti çarparsak diyor. Pekala. Tekle çifti çarparsanız arkadaşım şöyle bir örnek verdim biraz önce anlatırken. Çift için x kare alalım. Tek için x küp alalım. Bunları çarptığımız zaman ne gelecektir? X üzeri 5. Yani yorum yapmak için böyle basit örnekler alabilirsiniz. Yani orijinal tanımla da ispatlayabilirsin ama ispat hani uzundur. Belki süre darlığı vardır sınavda. Ona da gerek yok. Hemen basit şöyle x kare çift x küp tek çarp. Ne oldu? Tek fonksiyon. Bu doğru arkadaşım. Bu bir. İki. Şimdi geldik buraya. F yani bununla g'nin mutlağını toplarsak. Şimdi tek fonksiyonun mutlak değerini alırsan çift fonksiyonu olur. Bunu da hemen grafik üzerinde göstereyim. Mutlak değer. Bunu ayrı bir özel tanımlı fonksiyonlarda göreceğiz ama karşımıza çıktığı için söylüyorum. Mutlak değer x eksenin altında grafik bırakmaz.
tek başınaysa. Bu tek başına bir mutlak G var değil mi arkadaşım? G fonksiyonu mutlak değeri almak demek şu aşağıda çizilen parçanın x eksenine göre simetrisini almak demektir. İşte x eksenine göre simetri alınca arkadaşım otomatikman ne oluyor? Gx'in siz y eksenine göre simetrisini oluşturmuş oluyorsunuz. Yani mutlak gx ifadesinin grafiği işte budur. Bir bu, bir de bu iki parçadan oluşan bir şey. Bu çizdiğim, üzerinden geçtiğim grafik mutlak değer gx. Bakın mutlak değer gx de ne oldu? Y eksenine göre simetrik oldu. Artık deriz ki mutlak değer gx kesinlikle ve kesinlikle çift fonksiyondur. Evet, bu önemli. Demek ki bir fonksiyonun mutlak değeri aldığı zaman grafik aşağıdaki kısmı ne yapıyor? X eksenine göre simetri, yani katlıyor. Katladığı zaman da artık burası yok grafikte arkadaşım. Şu kısım var. Zaten bu var. Yani yukarıdaki kısım mutlak değerle bozulmuyor. Ama aşağıdakini katlıyoruz. Bu da ne yapmış oluyor? G fonksiyonun grafiğini y eksenine göre simetrik yapmış oluyor. O yüzden çift. Şimdi bu çift. F de çift. Çiftle çiftin toplamı farkı çifti. Bunu da anlatmıştık. Yani 1 ile 2 doğru. Şimdi 1 ile 2 doğru olduğuna göre C ile E arasında kaldık. Şimdi fx eksi 2. Bu da öteleme sorusu aslında. Yani 2 çıkartmışız içeriden. 2 birim sağa doğru ötelenecek demektir bu. Tek fonksiyon olamayacaktır. Çünkü bunun grafiği de şöyle bir şey. Bunu ileride de öteleme konusunda göreceksiniz ama şu anda altyapısını oluşturuyorum. Şimdi bu grafik içeriden 2 çıkartmışsak aslında 2 birim sağa ötelenmesi gerekiyor. Şöyle. Buraya 2 birim. Bunu sağa ötelersek 2 birim şöyle bir şey olur. Yani şu eksi 2 noktası buraya gelecek arkadaşım. 0'a 2 noktası 2'ye gelecek. Sonra 2'ye 0 noktası da 4'e gelecek. Yani demek istediğim şu. Şu nokta 4'e kayacak. Bu orijindeki nokta, şu tepe noktası, yani şu tepe noktası 2 birim kayacak. 2'ye 2 olacak. Ve şurası da orijine kayacak. Böyle bir 2 birim sağa doğru öteledik grafiği. Şimdi bakın bu ne orijine göre simetrik ne y eksenine göre simetrik. Hani y eksenine göre simetrik diyemeyiz. Çünkü yarısı y eksenin sağında yarısı solunda kalamaz. Orijine göre simetrik şu parçanın orijine göre simetri yok. Belki bu parçanın var ama bu parçanın yok. O yüzden buna hiçbir şey diyemiyoruz. Tek de değil, çift de değil. O yüzden 1 ile 2 doğru cevabımız olacak. 54'te böyleydi. 55. Tek bir fonksiyon aşağıdaki aralıkların hangisinde tanımlı olamaz? Çok güzel. Tanım kümesi tek ve çift için şunu söyledik arkadaşım. Eksenden ene simetrik sınır. Açık kapalıysa kapalı, açıksa açık. Yani eksen açık, artan açık olmalı. Şimdi reel sayılar olur mu? Olur. Reel sayılar ne? Eksi sonsuz, artı sonsuz. Reel sayılar bizim tanım kümemiz olur. Bu simetrik sınır açık açık olur. Eksi 5 kapalı, artı 5 açık. Bu olmaz. C değil. Bakın kapalı kapalı. Eksi 9 artı 9 olur. Eksi 4 artı 4 olur arkadaşım. Çok tatlı. Ben beğendim. Burada bir bilgiyi öğretti bu soru bize. Simetrik sınırla tanımlı olması lazım. Bunu geçiyoruz. Evet, bu bileşke işi arkadaşım. Bileşke de anlatacağım demiştim. Karşımıza çıkmış. Bunu arkadaşlar da almışlar, koymuşlar buraya. Peki. Çözmem isteniyor. Tamam, çözelim. Yani buraya koyduğuna göre bunu çözmem istenmiş. Yani burada şunu da söyleyeyim. Hani bazı soruları ben seçiyorum. Bazıları dediğim gibi arkadaşlarım da seçiyor. Bunu al çöz diyorlar. Biz de çözüyoruz. Pekala. F tek fonksiyon. Bunu bileşkede yine anlatacağım. Onu da söyleyeyim yani. Şu soru bu, şu an için erken diyebiliriz. Peki bileşke bilenler için anlatalım diyelim. Bir tane fx alalım tek fonksiyon. Basitçe görelim. Bunu ispatıyla ileride görürüz inşallah. Pekala. Şimdi arkadaşım x küp aldım. F bileşke f demek. F'i kendisinde yazmak demek. Yani fx'i F'te x gördüğümüz yere yazacağız demektir. Yani x küp bileşke x küpten bahsediyoruz. Evet. Götüreceğiz. X yerine x küp kendisini yazacağız. O zaman x küpün tekrar küpü olacak. Yani x üzeri 9 olacak arkadaşım. Tek fonksiyon. Geçtim. F G. Gene çift. Peki. F'i ben yine x küp aldım.
G'de ne alayım? Çift demiş. X kare alalım. O zaman f bileşke gx diyor değil mi? Yani x küp bileşke x kare. X kareyi alıp x yerine yazacağız. X karenin küpü. O da x üzeri 6. Çift arkadaşım. Doğru. F çarpı g çarpımları konuşmuştuk. Tekle çifti çarptığımızda tek oluyor. Çünkü x küp ve x kare çarparsak x üzeri 5. Ne oldu arkadaşım? Tek oldu ama adam çift diyor. Üçüncü yanlış. O yüzden doğru cevabımız Denizli'dir dedik. Evet, bu da böyleydi. Fonksiyon sayısı. Evet, bunun için ayrı bir video yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.